Sevgili seyirciler, 1461 Trabzon Karşıyaka mücadelesinin yayınına hoş geldiniz. Akçaabat'ta Fatih Stadı'nda zorlu bir mücadele, zorlu bir 90 dakika bizleri bekliyor. İyi futbol oynayan iki ekibi karşı karşıya getiriyor bu mücadele. Ve şu anda iki takım oyuncuları birbirlerine başarılar dilediler. Bakalım 90 dakika sonrasında gülen 1461 Trabzon mu yoksa Karşıyaka mı olacak? Ev sahibi takım iki haftadır kaybediyor. Karşıyaka son iki haftaya baktığımızda 4 puan toplamayı başardı. Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmışlardı. Ve şimdi iki kaptan maçın hakemlerinin yanında Kadir ve Karşıyaka kaptanı 55 numaralı formayı taşıyor Adnan. Son derece tecrübeli bir futbolcu Adnan da. Maçı Özgüç Türkalp yönetecek, yardımcıları Recep Yıldırım, Serkan Olguncan. Maçın dördüncü hakemi Eser Birinci. Güzel bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Ve Trabzon'da, Akçaabat'ta bugün nispeten soğuk bir hava var. Dün yağış vardı, şu an itibariyle yağış yok ama maçın ilerleyen bölümlerinde her an yağmur yağıyor cümlesini kullanabiliriz. Sevgili seyirciler, evet, karşılaşmanın başlamasını bekliyoruz. Şu anda Karşıyaka takımı ekranın hemen sağında bir küme haline geldiler ve galibiyet andı içiyorlar. Karşıyaka bu deplasmandan galibiyete dönmek istiyor. Çok güzel bir görüntüyü yönetmenimiz şu anda ekranlara taşıyor. Karadeniz bugün hırçın sevgili seyirciler ama o hırçın görüntüsü dahi gerçekten çok güzel bir görüntüyü yeşille birlikte beraberinde getiriyor. Maçın hakemi Özgüç Türkalp Ankara bölgesinden ve artık son hazırlıklar yapıldı. Çok az sayıda seyirci ve centilmence bir şekilde Karşıyakalı futbolcular da 1461 Trabzon taraftarlarını, karşı tribündeki taraftarları işte ekrana geliyor, selamladılar. Bu görüntülere ihtiyacımız var gerçekten. Son derece centilmence bir davranıştı. Mehmet Sıtlık geçtiğimiz hafta Adanaspor maçında gerçekten çok güzel bir gol kaydetti ve son haftalarda çıkış gösteren futbolculardan biri. Karşıyakalı taraftarlar da Trabzon'a, Akçaabat'a kadar geldiler ve takımlarına son derece bağlı bir taraftar grubu var Karşıyaka'nın ve onlar da maçı tribünden izliyorlar. Evet, artık son kontroller, son hazırlıklar yapılıyor. Özgüç Türkalp kalecilerden, yardımcılardan tamam işaretini aldı. Mustafa Reşit Akçay görüntüdeydi az önce ve son derece bilgili, deneyimli bir teknik direktör. Hakeza Karşıyaka teknik direktörü Cihat Arslan da bir o kadar bilgili ve sevecen, başarılı bir teknik direktör. Maç öncesinde de bir futbol sohbetimiz oldu kendisiyle. Maç içinde de bahsederiz. Özgüç Türkalp dün doğum günüydü ve sevgili seyirciler, yardımcılarıyla birlikte başarılı bir maç diliyoruz. Hakemlere de karşılaşma başlamak üzere ve şu anda ilk düdük çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. 1461 Trabzon'da kalede Fatih oynuyor sevgili seyirciler. Savunma Yusuf, Mehmet, Mustafa Akbaş, Göksu'dan oluşuyor orta alanda. Ofedu, Cebrin, Kadir, Gökhan, Mehmet Sıddık ve ileri uçta Abdullah Halman'ı göreceğiz. Karşıyaka'nın kalesinde Necati var. Osman, Ersin, Erdi Öner, Sercan savunmada görev yapıyor. Mustafa Sevgi, Emre Toraman, Adnan orta alanda, önlerinde Caner. İleride Banahane ve Onur görev yapacak. Manahene 8 golle takımın en çok gol atan oyuncusu ve gerçekten son derece tehlikeli bir forvet Manahene. Yusuf. Sağlam, olur. Oyun sürüyor Ofedu. Karşıyaka hata başlayabilir. Ofedu. Kadir yerde, daha öncesindeki pozisyon için Özgüç Türkalp oyunu durduruyor. Henüz ikinci dakika yeni başladı. Durum 0-0. Yusuf topun gerisinde. 1461 Trabzon 4. sırada puanı 34. Karşıyaka 8. sırada puanı 32. Son derece önemli 6 puanlık bir maç takımlar için. İşaret verildi Yusuf. Kafayı Karşıyaka'da Mustafa vurdu. Sol kanadı kullanabilir Karşıyaka. Top dışarıya çıkıyor. Göksu taç atışını hemen kullandı. Cebrin. Mehmet Sıddık top kaybı. Adnan. Karşıyaka hata başlıyor.
Mustafa Sevgi. Savunmanın arkasına doğru. Bir geri pası var Fatih. Mustafa Akbaş kalecisine döndü soğukkanlı bir şekilde. Onur ve Banahene ileri uçta görev yapıyor karşı yakada. Hemen arkalarında Caner görev yapıyor 20 numaralı formayla. Göksu. Abdullah Halman'dan önce savunma karşılıyor. Osman kullanacak taç atışını. Osman Banahene'yi açtı top. Fatih. Mustafa ve Mehmet top istiyor. Savunmadaki iki stoper. Üçüncü dakika. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Fatih uzun oynadı. Karşılayan Ersin. Mustafa Akbaş. Ofedu'dan sekti. Onur. Adnan boş alana. Onur hareketlendi ama Yusuf daha yakın. Emre Toraman, Caner kontrol edemedi. Ofedi topla buluştu. Bu arada oyunu durduruyor Özgüç Türkalp. Daha önceki bir pozisyon için. Adnan. Rakibi Gökhan'la konuştu. Atışın geriden kullanılmasını istiyor. Özgüç Türkalp, Mustafa Akbaş topun gerisinde dakika 4. Akçaabat'ta gol yok. 1461 Trabzon 0, Karşıyaka 0. Sercan, Taç. 1461 Trabzon kullanacak. Sercan yetişemedi. Bu kez taç atışını Karşıyaka kullanacak ama Yusuf yerde kaldı. 5. dakika sevgili seyirciler. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 1461 Trabzon Karşıyaka mücadelesinde maçın başındayız daha. 1461 Trabzon 21 maçın 10'unu kazandı. 4 beraberlik 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kendi sahasında 11 maçın 6'sını kazandı. 3 beraberlik 2 mağlubiyeti var. Karşıyaka'ya baktığımızda 21 maçın 8'ini kazandı. 8 beraberlik 5 mağlubiyet aldı Karşıyaka. 23 gol attı, 23 gol yedi ve 32 puan topladı. Karşıyaka bu karşılaşmayı kazandığı takdirde rakibinin üstüne çıkacak sevgili seyirciler. Karşıyaka'nın deplasman karnesine baktığımızda 10 maçın 2'sinde galip geldiğini görüyoruz. 5 beraberlik 3 de mağlubiyeti var. 11 puan toplamış İzmir ekibi deplasmanda. Necati. Banahene takip etti Mustafa Akbaş. Cevrin elle kontrol. Karşıyaka hemen başlattı oyunu. Banahene kontrol edemedi ama şimdi Caner sol kanada. Mustafa Sevgi. Göksu'yla mücadelesi. Mustafa topuk pasında başarı var. Şimdi Caner şut atabilir. Caner vuruyor yandan dışarı gitti top. Faul beklentisi var Karşıyaka'da ama Özgüç Türkalp hayır diyor. Görüntüde Caner. 6. dakika. Durum 0-0. Fatih kullanacak kale vuruşunu. Başarılı bir kaleci Fatih. 26 yaşında. Ofedu. Sercan onu karşıladı hemen. Ofedu. Adnan yardıma geldi. Ofedu son çizgi. Sercan ve korner. Sol kanattan korner atışı kullanacak. 1461 Trabzon. Gökhan gidiyor bu korneri kullanmak için. Necati kalesinde dikkatli. Savunmadaki arkadaşlarını ikaz ediyor. Gökhan. Topun gerisinde Mustafa Akbaş ve Mehmet ikilisi de iki stoper. Geldi Karşıyaka ceza sahasına. Şimdi hareketlendi ceza sahası. Savunma çıkarıyor. Caner. Banahene. Gökhan dolduruyor ceza yerine doğru. Ersin. Faul beklentisi ve maçın hakemi faulü verdi.
Ersin'in hareketine faul diyor Özgüç Türkan. Ersin'i ikaz ediyor. Mustafa Akbaş yerde kaldı. İki stoperin hava topunda iki mücadelesi işte böyle. Kaleyi hemen hemen cepheden gören bir nokta. Dakika 8, gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. 1461 Trabzon. Karşıyaka mücadelesi. 9-15'i adımlıyor. Pozisyon tekrar ekrandaydı. 4 kişilik bir baraj istedi Necati. O barajda şu anda Ofedu'yu da görüyorum. Biraz daha barajı geriye çekti Özgüç Türkalp. Gökhan ve Mehmet topun gerisinde sevgili seyirciler. Kritik bir dakika olabilir. Özgüç Türkalp işaretini verdi. Mehmet geliyor. Mehmet kaleye vurdu ve top yandan dışarıya gidiyor. Şimdi Necati şimdi kale vuruşunu kullandı. Dakika 9, durum 0-0, gol yok. 1461 Trabzon Karşıyaka mücadelesi. İki takım da TTT 1. Lig'in güçlü ekiplerinden sevgili seyirciler ve maç öncesinde yaptığımız görüşmelerde futbol kalitesi olarak vasatın üstünde bir oyun beklediğimizi konuşmuştuk spor adamlarıyla. Ki Cihat Hoca da aynı şeyi söyledi. İyi bir maç olur dedi Karşıyaka'nın hocası. Ve Gökhan'la başlıyor şimdi 1461 Trabzon ata. Kadir ile oynama itirazları, ancak Kadir'in yaptığı hareket faul. Emre Toraman topun gerisinde. 10. dakika başladı, gol yok. Akçabat'ta durum 0-0. 1461 Trabzon 0, Karşıyaka 0. Emre Toraman ceza sahasına karşıladı savunma. Adnan, Karşıyaka ta sürüyor. Ofedu, pres sonuç verdi Ofedu. Ofedu, Sercan karşısındaydı, boşta kalan top Yusuf gidiyor. Emre Toraman, ondan bastırıldı Yusuf. Adnan karşısında, kademeye giriyor Caner. Taca dışı kullanıldı Ofedu. Ceza yayına doğru. Cebrin ceza sahasında. Cebrin kale alanına doğru. Savunma şimdi uzaklaştıramadı Sercan. Cebrin geriye doğru. Ofedu orta pozisyonu yaptı ortayı. İyi bir kafa vuruşu gelmiyor. Atak sürüyor. Abdullah Alman da vuramadı. Son vuruşta bu şekilde. Kadir'in vuruşunda sonuç gelmedi. Şunu kullanacak. Bana hani 8 gol kaydetti sevgili seyirciler. Karşıyaka formasıyla son derece güzel golleri de var. İşte topla buluştu. Bana hani bıraktı. Caner kontrol edemedi. Göksu topla çıkıyor. Mehmet Sıddık önünde. Göksu. Göksu, Emre Toraman geldi, Göksu, şimdi Kadir, sağ kanat Mehmet Sıddık, orta Abdullah, son derece başarılı, kritik bir müdahale Ersin'den, Emre Toraman, hatalı pasların sayısı iki takım adına da bu dakikalarda biraz fazla, Mustafa Akbaş, Fatih, top kontrolünün zor olduğu bir geri pasıydı, Göksu ve taç atışı ev sahibi ekibin. Cebrin. Cebrin yerde karar faul. Oyun hemen başladı. Mehmet. Ersin. Kafa pası Sercan'dan. Gökhan, Cebrin, Ofedu'yu düşündü, müdahale yerinde, taç, 1461 Trabzon kullanacak.
dakikalarda temponun yükselebileceğini düşünüyorum. Bu arada Ofedu'ya yapılan hareketin tehlikeli olduğunu belirtiyor Özgüç Türkan. Sercan bir şey yapmadım istem dışı diyor ama Özgüç Türkan ikaz etti, şu anda da onunla konuşuyor. Topun gerisinde Gökhan var. Ceza sahası ön çizgisi bir hayli kalabalık. Necati dikkatli. Dakika 13, orta direkt kaleye doğru kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Korner beklentisi var. Hayır dedi Özgüç Türkan. Cebrin itirazları var ama bu tip itirazların sonuç getirmeyeceğini biliyor futbolcular. Mehmet'i sık sık ileriye çıkarken görüyoruz savunmada oynayan. Mehmet Kuruoğlu 1461 Trabzon'da özellikle duran toplar sonrasında Mustafa Akbaş'la ileri çıkıyorlar. Mustafa topu taca bıraktı şimdi. Sercan taca dışını kullanacak. Manahene. Manahene. Pasını da verdi Sercan. Savunmanın müdahalesi. Oyun devam ediyor. Ofedu. 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 Şık hareketler. Pasını da attı ve o noktaya Halman hareket ettiriyor. Abdullah Halman. Abdullah Halman. Savunmanın müdahalesi yerinde bu kez. Taç. Erdi iyi karşıladı ama Ofedo'nun hareketleri gerçekten futbol adına son derece yerindeydi. Taç dışı kullanıldı Kadir. Bir kez daha taç. Yusuf kullanacak taç dışını. Kadir. Yerinde müdahale. Manahene kontrol edemedi. Mustafa. Göksu. Dakika 15. Gol yok Akçabat'ta. Mehmet Sındık. Cebrin topu aldı. Pasını da veriyor. Abdullah Alman'ın hareketlendi. Ersin hemen arkasında. Ersin ve taç. İlk müdahaleyi şu dakikaya kadar yerinde yaptı karşı yakalı oyuncular. Sağ kanattan Göksu kullanacak taca dışını. Dakika 16 olmak üzere 0-0'lık eşitlik sürüyor. Cebrin. Ceza sahasına orta Ersin. Atak sürecek. Gökhan'ın pası. Ofedu hareketli. Ofedu karşılayan Sercan. Orta ceza sahasına. Mehmet Sıddık yükseldi, savunma karşılıyor. Gökhan. Adnan. Manahene. Adnan. Pas hatası. Ofedu orta. Ersin şimdi erdi. Faul bekledi Ersin. 1461 bu dakikalarda biraz daha atak görünüyor. Göksu. Kullanıyor. Sağ kanatta oynuyor. Savunmada zaman zaman ileriye çıkıyor. Mehmet Sıddık'la iyi bir görüntü sergiliyorlar. Mehmet Sıddık geçtiğimiz hafta Adana Spor maçında gerçekten güzel bir gol kaydetmişti. Abdullah Halman, Cebrin hareketli, Ersin. Şimdi Gökhan. Gökhan, Kadir sol tarafta şut attı. Gökhan ama savunmadan dönüyor. Emre Toraman, Onur, Mustafa Akbaş, Onur, devam mı dedi hakem, Özgüç Türkalp, evet, hayır, hayır, oyunu durduruyor Özgüç Türkalp, önce devam dedi, dördüncü hakemin ikazıyla Özgüç Türkalp, Eser birinci maçın dördüncü hakemi, onun hemen önünde yaşandı bu pozisyon, oyunu önce Özgüç Türkalp devam ettirdi ama Eser birinci maçın dördüncü hakemi, elle oynama var diye ikaz etti Özgüç Türkalp'i. Dakika 18. Durum 0-0. Yusuf ceza yayına doğru gönderiyor Erdi. Şimdi Adnan, bu arada Erdi'ye yapılan hareket faul. Abdullah Halman aynı görüşte değil.
Necati kullanacak serbest vuruşu. Sevgili seyirciler, Karşıyaka geçtiğimiz hafta Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 81. dakikada Caner'le Karşıyaka 3 puanı aldı. Caner'in attığı golle 3 puanı aldı. Bu arada Fatih zor kontrol. Bu tip toplar her zaman tehlikeli futbolda. Fatih. ...461 Trabzon. Geçtiğimiz hafta Adana Spor'la gerçekten iki takım adına da söylüyorum bunu, iyi bir maç oynadı iki takım da Adana'da, Kamil Ocak Stadında ve 5 gollü karşılaşmayı kazanan Adana Spor olmuştu. 1461 Trabzon'un gollerini Mehmet Sıddık ve Abdullah Halman kaydetmişti. Evet, az önceki pozisyon Onur bakın böyle vurdu, çok güzel bir vuruş. Dar açıya rağmen Fatih de bu şekilde topu kontrol etti. Serbest vuruş için bekliyoruz. Oyun yeniden başlayacak. Onur kalktı. Oyuna devam edebilecek durumda. Durum 0-0. 1461 Trabzon 0, Karşıyaka 0. Oyun başladı sevgili seyirciler. Taç atışıyla başladı. Serbest vuruşta değil. Düzeltelim hemen. Necati ileriye doğru uzun bir vuruş. Bana hene hareketlenmedi. Göksu. Serbest vuruşu Gökhan kullanmak üzere. Hatalı bir pas. Anahene topu aldı. Savunmanın arasına doğru gidiyor Gökhan. Sol kanada Yusuf için hızlı bir top. Taç atışını Sercan kullanmak üzere. Onur top kontrolü son derece yerinde bir oyuncu. İyi bir oyuncu, teknik bir oyuncu Onur. Alçak pası hatalı Fatih. Sevgili seyirciler, 21. dakika başladı Trabzon'da. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Gol pozisyonları açısından da şu dakikaya kadar kısır bir karşılaşma oluyor. Abdullah Alman'ın pası. Sercan Ofedu hareketli. Ofedu ve Ofedu'nun hareketine faul diyor Özgüç Türkal. Arkadan müdahale. Ofedu görüntüde. Necati kullanacak. Serbest vuruşu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gökhan. Mehmet Sıddık, Abdullah Alman, Kadir hareketli ama Sercan için top avantajlıydı. Ve şimdi Emre Toraman. Bu arada bayrak havada. Kadir hareketlendi. Ersin. Şimdi orta içeriye Necati. Mehmet Sıddık da gerilerden geldi ama Necati pozisyonu iyi takip etti. Onur. Yusuf. Şimdi Ofedu. Cebrin. Bu arada Gökhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Ofedu, Cebrin. Emre Toraman da sıyrıldı. Cebrin güzel hareketler. Dakika 22. Sağ kanada aktaramadı. 1461 Trabzonlular. Mehmet Sıddık boşluğu o noktada.
Banahene ve Mustafa Akbaş. Faul. Banahene'nin hareketini faul olarak yorumladı maçın yardımcı hakemi. Recep Yıldırım. İşte pozisyon bu. Omuz omuza bir müdahale, bir mücadele mi yoksa faullü bir müdahale mi? Maçın hakemi faulü verdi. Şimdi oyun yeniden başladı. Osman. Göksu. Göksu. Yusuf. Ofendu. Yusuf. Osman. Şimdi Mehmet. Mehmet Sıddık. Topuk pasında başarı yok. Osman. Erdi. Şimdi sol kanadı düşündü. Banahane'ye bir kafa pası. Tekrar Banahane'ye geliyor top. Sağ kanadı kullanıyor karşı yaka. Ayağından biraz açtı Mustafa Sevgi. Kademede Yusuf. Şimdi Ofedu. Ofedu. Adnan karşısındaydı. Ofedu savunmanın arkasına doğru. Abdullah Alman hareketlendi. Ve kaleci Necati. Ofedu tekrar. Orta ceza sahasına doğru. Mehmet Sıddık. Abdullah Alman'a doğru. Ancak kaleci Necati. Onur'un pası. Emre. Ersin. Dakika 25. Gol yok. Akçaabat'ta. 1461 Trabzon 0, Karşıyaka 0. Emre Toraman. Ersin. Banahene göğüs kontrol başarılı. Pasta yerini buldu. Şimdi Caner havalandırıyor. Mehmet. Gökhan. Yusuf. Halman yükseldi. Adnan bu arada. Ersin'e yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor. Özgüç Türkalp. Ersin görüntüde. İşte pozisyon bu. Abdullah Halman ve Ersin. Necati kullanacak. Serbest vuruşu. Direkt Fatih'e kadar geldi bu top. 0-0'lık eşitlik sürüyor. PTT de Kayseri Erciyesspor lider. Puanı 38. İkinci Manisa Spor'da aynı puanda. Bu arada Cebrin. Osman karşısında bastı topa. Cebrin. Müdahale Osman'dan. Adnan. Caner. Göksu. Bir faul var. Oyun durdu. Onur yerdi. Çaykur Rizespor 36 puanda 3. 1461 Trabzon. Ve Adana Demirspor 34'er puanda 4 ve 5. sıralarda yer alıyor. Boluspor 33 puanda 6. sırada. Hemen arkasından Adana Spor da 33 puanla geliyor ve karşı yaka. Sevgili seyirciler, Onur ceza sahasına bir röveşata denemesi ama faul tespit etti. Maçın hakemi offside bayrağı da bu arada havadaydı. İki takımın da galibiyet istediğini biliyoruz. Maç öncesinde Karşıyaka Teknik Direktörü Cihat Arslan'la konuştuk ve 6 puanlık bir maç, iki takım da kazanmak isteyecek. Biz de planlarımızı galibiyet üzerine yaptık dedi. Oyun yeniden başladı. Erdi. Ofedu. Sercan arkasında. Ofedu. Sıyrıldı. Birinci pozisyonda. Müdahale yerinde ancak korner. Ofedu görüntüde. Gökhan kullanacak sevgili seyirciler korner atışını. Mustafa Akbaş ve Mehmet yine rakip ceza sahasına doğru yöneldi. Duran toplarda bu iki stoper sürekli rakip ceza sahasına gidiyor. Kaleci Necati ve savunma dikkatli. Gökhan işaretini aldı. Şimdi korner atışını kullandı. Mehmet Sıddık dans etti. Bu arada tehlikeli bir pozisyon ve top dışarıya gidiyor. Out.
kritik bir andı. İşte tekrar izliyoruz, bakın. Yakın direğe doğru kullandı. Burada Emre Toraman, kaptan, tam direğin dibinde, çizgide, topa müdahalesi yerinde, karşıya kadar. Sercan taça dışını kullanacak. Caner. Bana nereye gelir mi? Gelmedi. Taç ev sahibi takımın. Yusuf kullanacak. Hayır. Ofedu kullanacaktı ama Yusuf'ta da Ofedu'da da birer top vardı. Ofedu bıraktı. Yusuf kullandı. Cebrin. Cebrin. Şimdi Ofedu'nun öne doğru Ersin karşılıyor ve elde bir müdahale. Serbest vuruş kullanacak 1461 Trabzon. Takımı adına kritik bir müdahale yaptı Ersin. Sarı kart görme pahasına. İşte bakın. Ofedu ondan sıyrılsa daha tehlikeli bir şekilde atak gelişecekti. Sarı kartı göze aldı Ersin. Ve şimdi serbest vuruş hazırlıkları. Gökhan topun gerisinde. Necati kalesinde dikkatli. Dakika 30 oldu şu anda. Durum 0-0. Ortak kale alana doğru Necati. Hemen sol kanada Osman hareketleniyor. Önünde Onur. Osman ters tarafı düşündü. Gökhan'dan sekti. Caner. Onur indirdi topu. Kadir. Onu karşılıyor Onur. Top oyun alanında. Onur. Teknik bir oyuncu. Onur ortayı yaptı. Mehmet karşıladı. Emre Toraman tekrar sol kanada. Bayrak havada. Offside. Özgüç Türkalp yardımcısına baktı. Bayrağı gördü. Oyunu durduruyor. Karşı yakalı yedek oyuncular şu anda ısınmaya gidiyorlar kale arkasına. Hemen yedekleri sizlere aktaralım. 1461 Trabzon'da Yakup, Barış Memiş, Oğulcan, Mustafa Tiryaki, Batuhan, Emrullah, Ömer. Yedek oyuncular. Bir faul beklentisi var. Oyun devam etti bu arada. Karşı yakada Recep, Saffet Gurur, Caner, Şehmuz, Ali Say, Fatih Gül ve İbrahim Şahin yedek oyuncular. Yusuf. Kadir'in pası tekrar. Yusuf'tan Kadir'e. Ersin. Ofedu. Taç. Ev sahibi ekibin. 31. dakika oynanıyor. Durum 0-0. Topuk pası. Yusuf. Yusuf. Savunmanın müdahalesi Taç. Yusuf kullanacak taç atışını. Dakika 32. Durum 0-0. Orta ceza sahasına doğru Ersin. Savunmadaki müdahaleleri şu ana kadar başarılı Ersin'in. Bir kez daha Taç. Yusuf. Abdullah Alman. Adnan kafayla gönderiyor. Şimdi topu alan Gökhan ceza sahasına doğru yine Ersin. Şu dakikaya kadar son derece başarılı oynadı Ersin. Yusuf. Ofedu. Oyun sürüyor. Ve karşıya hata başladı. Şimdi topu 1461 Trabzon kontrol etti. Cebrin'e az önceki pozisyon için sarı kart çıkarttı. Özgüç Türkan. Pozisyon bu.
iyi bir kontratak şansıydı aslında bakacak olursanız az önce. Karşıyaka adına ama şimdi serbest vuruş için topun gerisinde Ersin var. Erdi ile birlikte savunmanın göbeğinde oynuyor Ersin. Oyun başladı. Ersin ceza sahasına doğru havalandırıyor. Mustafa Akbaş'tan sekti. Ofedu istediği hareketi yapamadı. Göksu. Göksu. Emre Toraman karşısında Göksu. Yağmur çiselemeye başladı. Pres sonuç verdi ve şimdi topu alan Osman. Birinci rakibinden sıyrıldı Mehmet Sıddık'tan. Osman pasını da attı. Onur hareketleniyor. Onur bana hele ceza sahasına hareketlendi. Onur sıyrılamadı Mehmet'ten. Mehmet Sıddık. Taç 1461 Trabzon'un dakika 34 gol yok. Göksu. Mehmet. Gökhan. Mustafa ile oynadı. Cihat Arslan pres yapın diyor. Banahane şimdi. Rakibi karşılamıştı. İleri atılan top Ersin kademede yine. Hiç riske girmiyor Ersin. Yusuf. Cevrin. Ersin. Yusuf şimdi. Ortayı yaptı. Erdi bu kez. Sercan. Yusuf kaptı. Yusuf. Orta. Abdullah Alman. İyi bir vuruş yapamadı. Out. Abdullah Alman. Havada soğumaya başladı Akçabat'ta. Mehmet. Fatih. Adnan'ın kafa vuruşu. Gökhan. Şimdi Mehmet bu arada Cevrin bir sakatlık geçiriyor. Topu istedi Özgüç Türkalp. Hakem atışıyla oyun başlayacak. Cevrin oyuna devam ediyor. Sevgili seyirciler aynı dakika aynı saatte başlayan bir başka mücadele Ankara Gücü ile Şanlıurfa Spor arasında oynanıyor ve 0-0'lık eşitlik var o karşılaşmada da. Bu arada sert bir müdahale, sert bir hareket Sercan için sarı kartını çıkardı Özgüç Türkalp. Gerginlik şu anda Ofedo ile Adnan arasında ama maç aslına bakacak olursak ilk düdükten bu yana centilmence geçiyor. Ofedo'yu arkadaşları sakinleştirmek istiyor. Cevrin yerde. Sercan'ın yanına çağırdı. Özgüç Türkalp sarı kartını gösterdi. Ofedo'yu da yanına çağırıyor. Özgüç Türkalp. İkaz etti Adnan ve Ofido'yu. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Bakın Cevrin, Adnan'ın müdahalesi burada gerçekten çok tehlikeli. İstem dışı bir hareket tabii ki ama yüzüne bir müdahale Cevrin'in. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Serbest vuruş hazırlıkları. Mehmet Sıddık topun gerisinde. Dakika 38. Ceza sahası içinde. Şu
şu anda Ersin'i ve Abdullah Halman'ı ikaz etti maçın hakemi. Dakika 37 sarı kart dakikasından bahsediyorum. Şu anda 38. dakika işaret verildi. Mehmet Sıddık orta kale alana doğru. Necati'den de geçti. Out. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor. İki takım için de son derece önemli bir karşılaşma. 39. dakikaya doğru saniyeler ilerliyor sevgili seyirciler. Akçabat'ta Fatih Stadı'nda Necati oyunu başlattı. Mehmet Sıddık ondan sekti. Göksu taç Karşıyaka'nın. Osman kullanacak taca dışını. Mustafa Sevgi kendini gösterdi. Osman ona doğru mu? Daha geriye. Cebrin. Mustafa'nın müdahalesi. Mustafa topu aldı. Yerde ve karar faul. Karar faul. Serbest vuruş kullanacak. Bu arada Yusuf da sarı kart görüyor. Sarı kartların sayısı giderek arttı. Pozisyonu tekrar izleyelim. İşte burada. Mustafa Sevgi yerde kalmıştı. Şimdi 39. dakikadayız. Yusuf da sarı kart gördükten sonra Banahene ve Onur'u rakip ceza sahasında görüyorum. Osman ceza yayı önüne kadar geldi. Seken bir topu takip edecek. Direkt kaleye kullanılabilir bu serbest vuruş. Mustafa Sevgi Erdi konuşuyorlar. Topun arkasında 3 oyuncu var. Caner de orada. Şimdi işaret verildi. Direkt kaleye doğru ama etkili bir vuruş gelmiyor. Dakika 40. Durum 0-0. İkinci yarıda neler olacak? Risk alacak mı takımlar? Galibiyet son derece önemli. Oyun devam ediyor. Bir faul tespit etti. Özgüç Türkalp, Adnan Şaşkın ve atışın yerinden kullanılmasını istiyor Özgüç Türkalp. Biraz daha geriden diyor. Ve 41. dakika başladı sevgili seyirciler. Mustafa Akbaş, Yusuf'u düşündü. Mustafa Taç. Mustafa Sevgi taca dışını hemen kullanabilir. Biraz daha geriden dedi. Sercan kullanacak taca dışını. 41. dakikadayız. Caner'den sekti. Gökhan. Gökhan yerde. Karar faul. Mustafa Akbaş topun gerisinde serbest vuruşu kullanacak. İkinci yarıda daha yüksek tempoda bir maç bekliyoruz. Ersin. Bu arada bir faul var diyor Özgüç Türkalp. Topun gerisinde Gökhan var. Mustafa Akbaş ve Mehmet yine ceza sahasına doğru yöneldi. Necati kalesinde dikkatli. Karşılaşmada şu anda 42. dakika. Necati işte görüntüde. 2 kişilik bir set istiyor. Onur ve Caner topuk karşısında bir set kurdular. İşaret verilmek üzere. Gökhan topun gerisinde. Durum 0-0 işaret veriliyor. Kale alanına doğru kafa savunmadan geliyor. Onur. Bana hene topu kontrol edebilecek mi etti? Ayağından açılan topu çevrini aldı. Şimdi Yusuf. Yusuf. Yusuf orta şansı arıyor. Emre Toraman geldi. Özgüç Türkalp oyunu durduruyor.
Serbest vuruş hazırlıkları. 1461 Trabzon'da bu arada ceza sahası içinde. Az önceki pozisyonu biz izliyoruz ama Mehmet'in bir sakatlığı vardı. Kalktı, oyuna devam edebilecek durumda. Serbest vuruşu Gökhan kullanacak. 43. dakika. Durum 0-0. Yine bir duran top. İşaret verildi. Orta arka direğe doğru Necati tek yumruk. Ona yapılan hareket faul dedi Özgüç Türkan. İlk yarıda artık son bölümler. 44. dakika başladı Akçabat'ta. 0-0'lık eşitlik sürüyor Necati. Mustafa, iki Mustafa'dan sekti top. Şimdi Caner topu aldı. Caner birinci rakibinden kurtardı ve pasını veriyor Adnan. Mustafa Akbaş. Mustafa Sevgi pres yapıyor. Yusuf ileri vurdu. Ersin. Ofedu. Ofedu. Pasını verdi. Şık bir pas Kadir'den. Yusuf hareketli ama erdi kademede. Taç atışı hemen kullanıldı. Ofedo. Caner geldi yardıma. Bir kez daha taç. Bu kez karşı yakanın. Sercan taç atışını kullanacak. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve dakika 45 oldu. Yusuf. Kadir'den sekti. Hatalı bir pas erdi. Banahene yükseldi Mustafa ile birlikte. Banahene topu takip etti. Pas vermeyi düşündü. Zor pozisyonda veremiyor. Bu arada bir dakikalık bir süre eklendi. İlk 45 dakikanın sonuna Ofedo koşuyor. Şimdi Sercan son derece başarılı çevirdi topu. Mustafa Sevgi. Taç karşı yakanın. Gökhan'dan çıktı top. Bir dakikalık süre dördüncü hakem tarafından, Eser birinci tarafından şu anda işaret ediliyor. Ofedo sahada iki top var. Yusuf. Osman. Sahada hala iki top var. Şimdi bir diğerini Caner dışarı bıraktı. Yusuf taç atışını kullanacak ilk 45 dakikada. Duraklama bölümleri oynanıyor sevgili izleyiciler. Ersin. Banahene savunma kafayı vurdu. Sistem dışı yine sert bir müdahale. Özgüç Türkalp. Hemen Caner'in yanına koştu. Yusuf da rakibinin arkadaşının yanına geldi. Centilmence bir şekilde. Maç öncesinde belliydi zaten. Çok centilmence geçiyor ki karşı yakalı futbolcuları kutlamak lazım. Rakip takımın taraftarlarını alkışladılar. Gittiler karşı tribünler önüne kadar. Sahalarımızda görmek istediğimiz davranışlar bunlar. Centilmence davranışlardı. Evet, Ofedo geldi. Serbest vuruşu 1461 Trabzon kullanacak. Evet, son düdüğü çalıyor ilk 45 dakika için. Özgüç Türkan. İlk yarıda gol yok sevgili seyirciler. İkinci yarıda daha heyecanlı, daha tempolu, belki de takımların 3 puan adına risk alabileceği bir 45 dakika olur diye bekliyoruz. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. İlk 45 dakikanın sonucu 1461 Trabzon 0, Karşıyaka 0. İlk yarı bitti.
Adnan da son derece önemli. Adnan. Gökhan. Caner yanındaydı. Şimdi Ersin. Banahene. Onur topu aldı. Caner'e doğru. Caner Mehmet karşısında. Caner zorluyor pozisyonu. Yardımına Banahene geldi. Mustafa Sevgi ceza sahasında. Ona doğru Mustafa ceza sahası. Göksu'yla bir ikili mücadelesi var. Oyun sürüyor. Göksu. Abdullah Alman'ın pası. Necati. Kontrol edemedi. Mustafa Sevgi. Göksu. Osman. Tekrar Göksu'ya geldi top. Yine Osman. Yine Göksu. Emre Taç. Caner topu aldı. Emrullah ilk kez topla buluştu. Gökhan. Bu arada saat 14'te Samsun Spor Çaykur Rizespor mücadelesi de başladı. Ankara Gücü 0, Şanlıurfa Spor 0. İlk yarı sonucu. O karşılaşmada da ikinci yarı başladı. Top toplayıcı çocuğun timingi iyi olmayınca top Ofedo'nun üstünden geçti ve şimdi Ofedo takımı topu Göksu'ya veriyor ve taç atışının kullanılmasını bekliyoruz. Ofedo, pres var. Osman Mustafa yardımına geldi. Top taça gidiyor. Taç atışını 1461 Trabzon kullanacak. Ceza sahasında ev sahibi takımdan iki oyuncu var. Göksu, Ofedo. Osman'ın müdahalesi Mustafa şimdi. Mustafa Sevgi top yine oyun alanının dışında. Göksu kullandı taç atışını. Gökhan. Pres var. Gökhan boş alana çekti topu. Şimdi ortasını yapıyor. Necati çıktı. İkinci hamlede topu alıyor. Topu havadayken iyi takip etti. Necati ve ikinci hamlede topu aldı. Kadir. Taç. 1461 Trabzon hemen kullandı. Cebrin. Cebrin. Kadir açtı ayağından, pres var. Onur, Kadir ve yardımcı hakemin ikazı. 1461 Trabzon serbest vuruş kullanacak. Yusuf kullandı ama oyun duruyor. Necati ile oyun yeniden başlayacak sevgili seyirciler. Şu anda devam eden diğer maçlar Ankara Gücü 0, Şanlıurfa Spor 0. O maçta da 50. dakika oynanıyor ve 8. dakikası oynanan Samsun Spor Çaykur Rizespor mücadelesinde Karadeniz derbisinde adeta gol yok. 0-0 devam ediyor karşılaşmalar. Yusuf hareketliydi, top ona gelmedi. Onur şimdi top oyun alanında. Onur pasında başarı var. Caner, Emre Toroman, Banahene. Banahene gidiyor. Kaleci çıktı. Banahene sıyrıldı. Kale boş. Banahene vuruyor ve top ağlara gidiyor. Banahene Karşıyaka deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Banahene topu çok iyi takip etti. Karşılaşmanın 50. dakikası. Büyük sevinç Karşıyaka'da. Karşıyakalı taraftarlar Banahene 9. golünü kaydetti. 50. dakika gol dakikası oldu. Akçabat'ta Cihat Arslan pozisyonu izliyoruz. Banahene top ayağından açılmasına rağmen iyi takip etti. Mehmet'in müdahalesi yetersiz. Ve Banahene'nin attığı bu golle Karşıyaka deplasmanda 1-0 öne geçiyor. ...51. dakika başlamak üzere. Emrullah. Taç atışı 1461 Trabzon kullanacak.
Aynı anda Samsun'da da bir gol oldu. Samsun Spor Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti sevgili seyirciler. Tabii ki o karşılaşma Çaykur Rizespor'un alacağı sonuç hem 1461 Trabzon'u hem de Karşıyaka'yı çok yakından ilgilendiriyor. Hemen puan durumuna bakalım. Çaykur Rizespor şu anda 36 puanla 3. sırada. Karşıyaka kazandığı takdirde puanı 35 olacak. Bana hele imzalı gol. Taca dışını kullandı Karşıyaka. Cebrin. Şimdi Gökhan pasını verdi. Cebrin geliyor. Ofedu sağ kanatta. Yusuf top istedi sol kanatta. Cebrin Ofedu'yu düşündü. Ofedu ceza yayında. Dönüp vurmayı istiyor. Savunmanın müdahalesi yerinde. Emre. Şimdi Osman. Gökhan. Sağ kanatta Göksu hareketli. Ofedu. Oyun devam ediyor. Emre'ye çarptı top. Göksu taca dışını kullanacak. Dakika 52. 1461 Trabzon 0 Karşıyaka 1. Göksu yaptı ortayı, karşıladı savunma. Erdi kafayı vuran futbolcuydu savunmada Ofedu. Göksu'ya doğru Göksu. Erdi'nin kontrolünde Necati. Mustafa Tiryaki birazdan oyuna girecek saha kenarında şu anda. Mustafa Reşit Akçay yedikleri gole karşılık bir oyuncu değişikliği yapacak. Yusuf Banahene yine araya girebilirdi. Mustafa Tiryaki geldi şu anda saha kenarına. Bu arada oyun sürüyor. Gökhan tek top oynama düşüncesinde, savunmanın müdahalesi yerinde. Abdullah Halman oyundan alınacak. Öyle görünüyor. Bizim buradan gördüğümüz o. Ve şimdi taca dışı kullanıldı. Ofedu kötü bir orta. Evet, oyuncu değişikliğinin yapılmasını istedi Özgüç Türkalp. Abdullah Halman oyundan alınıyor. Mustafa Tiryaki o da golcü bir isim. Böylelikle ilk değişikliğini, hayır ikinci değişikliğini yapmış oldu 1461 Trabzon. İkinci yarıya Mehmet Sıddık'ın yerine Emrullah'la başlamıştı ev sahibi takım. İkinci değişiklik yapıldı. Necati oyunu başlatacak sevgili seyirciler. Karşıyaka'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Dakika 54 golü 50. dakikada Banahene kaydetti. Necati kale vuruşunu kullandı. Emrullah. Mustafa Tiryaki'den sekti, erdi. Kaptan Adnan yine savunmanın arkasına doğru. Banahene kaleci çıktı. Aşırtma bir vuruş olabilirdi. Ve topu Fatih kontrol ediyor. Banahene istediği vuruşu tam yapamadı aslında. Çok öndeydi çünkü Fatih. Kadir'in pası. Mehmet. Mustafa Tiryaki. Mehmet tempo yükseldi golden sonra. Beraberlik arıyor 1461 Trabzon. Gökhan. Emre'ye çarpan top. Kaleci son derece başarılı. Necati kornere gitmesine engel oldu. Hava bir hayli soğudu Akçabat'ta. Necati. Maçta 55. dakika. Banahene indiriyor. Emrullah. Arkadan bir müdahale var. Oyun devam ediyor. Adnan sağ kanada bıraktı. Mustafa'nın pası. Şimdi Onur hareketli, kaleci Fatih. Hemen oyunu başlattı Fatih. Emrullah. Top kaybı. Bu dakikalarda Karşıyaka daha etkili oluyor. Topla daha az oynamasına rağmen daha isabetli pas yapıyor Karşıyaka. Faul. Serbest vuruş 1461 Trabzon'un.
Şahene golü atan oyuncu bu arada. Emre Toraman'ı yanına çağırıyor. Ve sarı kart Emre Toraman. 5. sarı kart çıktı maçta. Sarı kartın dakikası 55. İşaret verildi Mehmet. Mustafa Tiryaki şimdi Erdi uzaklaştırıyor. Atak devam ediyor. Top kaybı, savunmanın müdahalesi ve şimdi başladı. Karşıya kata ama top çok hızlı. Onur topu takip ediyordu. Taca dışını kullandı 1461 Trabzon. Mustafa, Cebrin, Banahene koştu Mustafa Akbaş. Adnan, Emrullah, şimdi pas sağ kanada Göksu. Atak sürüyor Yusuf. Yusuf yerde, karar faul. Mustafa'nın yaptığı harekete faul diyor Özgüç Türkalp. Serbest vuruş kullanacak 1461 Trabzon. Karşılaşmada şu anda 57. dakika. İşaret veriliyor. Dakika 58 oldu. Yusuf topun gerisinde. Kaleci Necati dikkatli. Yusuf kale alanına doğru geliyor top. Necati ve top ağlara gitti. 1-1 oldu durum. Yusuf'un attığı gol. 1461 Trabzon 1. Karşıyaka 1. Büyük bir şanssızlık yaşadı. Kaleci Necati'nin göğsünden seken top. Kaleciler için bu tip toplar gerçekten çok tehlikeli. Ve Yusuf'un attığı golle karşılaşmaya beraberlik geliyor. Dakika 58. Bir bir. İşte gol. Sekti top göğsünden. Durum 1-1. Farklı açılar. Karşıyaka yeniden başladı oyuna. Adnan geriye bıraktı, Erdi. Adnan tek top oynama düşüncesi. Beraberlik golünü atan Yusuf. Topu aldı ceza sahasına doğru. Kaleci Necati kafayla. Kafayla iyi sezdi. Ve ceza sahasının dışında topla buluşacağını gördü. Hiç de riske girmedi ve kafayla topu uzaklaştırdı. Bir serbest vuruş kullanacak Karşıyaka. Bir hayli sarı kart var karşılaşmada. Şu dakikaya kadar 5 sarı kart çıktı. İşte bakın burada kaleci Necati son derece doğruyu yaptı ve kafayla topu uzaklaştırdı ceza sahasından. Kadir, Onur girdi araya, top oyun alanında, gelmedi Banahene'ye. Gökhan bıraktı, Emrullah. Güzel bir maç olmaya başladı iki takım adına da. Sercan uzun oynadı. Mehmet koşuyor, Banahene pres yapıyor. Mehmet, Göksu. Mustafa Selvi de pres yapmaya başladı. Emrullah tek top. Osman. Topu Gökhan aldı. Yusuf. Gökhan. Göksu. Göksu geliyor. Göksu yerde. Karar faul. Serbest vuruşu Yusuf kullanacak. İşte pozisyon bu. Karşı yakada bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek birazdan. Ceza sahası hareketli. Yusuf direkt kaleye gönderiyor ve topa gidiyor. Kalecinin bir adım önde olduğunu gördü Yusuf. Karşılaşmada 60. dakika. 60. dakika, 2 dakika arayla serbest vuruştan 2 gol attı Yusuf. Gerçekten son derece
derece önemli goller. Sağ kanattan 2 gol, 2 serbest vuruş sonrasında bu arada Emre Toraman oyundan alınıyor. Yerine Fatih oyunda. İşte bakın, kalecinin önde olduğunu ve daha sonra geriye doğru esnediğini görüyoruz ama müdahalesi yetersiz. Bu arada beraberlik golüne çok yaklaştı Karşıyaka ama top dışarıya çıktı. Oyuncu değişikliği, Emre Toraman yerini Fatih'e bıraktı. Gerçekten çok ilginç goller oldu. Özellikle Yusuf'un attığı goller. Şimdi Yusuf tekrar sağ kanattan zorluyor. Osman elle oynamaya itirazları var ve serbest vuruşu verdi Özgüç Türkal. Yine Yusuf topun gerisine geçecek. Kavisli bir şekilde kullandı. İki serbest vuruştan iki gol attı. İlkinde Osman ve kaleci Necati büyük bir şanssızlık yaşadı. Top göğsünden sekmişti. İkinci golde de top direkt kaleye gitti. Necati bir adım öndeydi. Geriye doğru esnedi. Bir kalecinin yapabileceği her şeyi yaptı ama Yusuf gerçekten şu dakikaya kadar çok başarılı bir performans ortaya koydu. Serbest vuruş için işaret verildi. Dakika 62. Yusuf arka direği düşündü ve kimse dokunamıyor. Bu kez köşeyi düşündü. Aynı tipte bir vuruş. Şeyhmuz da oyuna girecek Karşıyaka'da birazdan. Bir önde 1461 Trabzon Karşıyaka karşısında ve sol kanadı zorluyor şimdi. Ev sahibi ekip Ofedu ortayı yaptı arka tarafa doğru. Top oyun alanında sekti. Atak sürüyor Yusuf. Taç 1461 Trabzon'un. Evet, Cihat Arslan'ın da hemen hamlesi. Şehvuz oyuna girecek. Bakalım kimi oyundan alacak. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor Mustafa Sevgi. Fatih az önce oyuna girmişti. Bu arada oyun devam ediyor. İleri uca taze bir kuvvet. Ve biraz risk alacak tabii Karşıyaka. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. 64. dakika. Samsunspor'un Samsun'da Çaykur Rizespor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ankara Gücü 0, Şanlıurfa Spor 0. Devam eden karşılaşmalardaki skorlar böyle. Banahene biraz daha. Banahene Şehmuz oyuna girdikten sonra kanatta görev alacak. Daha sol tarafta. Sağda Onur. İleride de Şehmuz'u göreceğiz. Fatih yerde karar faul. Adnan, Ersin, Göksu top boşta kalabilir. Offside bayrağı havada. Şu anda 65. dakikadayız. Durum 2-1, 3 gol var. Fatih en direkt serbest vuruşu kullanacak. Adnan, iyi kontrol. Adnan kaptırdı topu. Cebrin topu aldı. Cebrin şimdi Erdin'in müdahalesi. Sağ kanat. Karşıyaka, rakip yer alanda beraberlik arıyor şimdi. Fatih'e gelmedi. Cebrin, Kadir, Ofedu, Sercan hemen arkasında müdahalesi yerinde. Adnan iyi sıyrıldı yerde karar faul. Oyun başladı Fatih. Sercan sağ kanatta çıktı ileriye. İyi bir orta gol getirebilir. Şehmuz dokunamadı.
Şimdi 1461 Trabzon atağını izler miyiz diye bakıyorum. Taç. Osman. Osman. Şimdi kullandı. Fatih topu aldı. Adnan boş. Görmedi Adnan'ı. Fatih pres var. Gökhan'dan. Ersin. Zevkli bir mücadele oluyor. Onur, Emrullah, Mehmet, Yusuf, Osman'a pas oldu. Osman geliyor, bıraktı Onur'a. Onur şimdi, Onur Şeyhuz offside'da atmadı. Sol tarafa doğru. Banahene, karşı yaka etkili geliyor. Banahene, Adnan koştu bu topa, Ofedo'da koştu. Adnan topu aldı. Adnan pasını verdi Mustafa Akbaş. Tacadaş'ını sağ kanattan kullanacak şimdi. Sercan'la karşı yaka. Beraberlik arayışları konuk takımda. Tekrar Sercan. Onur kontrol edemedi. Kadir. Pres var. Top dışarı çıktı. Karşı yakanın atış. Tacı karşı yaka. Sercan da kullanacak. Bütün hatlarıyla şu anda rakip yer alanda İzmir ekibi. Onur güzel hareketler. Onur yerde karar faul. Son derece tehlikeli bir nokta. Emrullah'ın itirazı var. Cevrin ben bir şey yapmadım diyor. Pozisyon bu. Onur böyle yerde kaldı. Şimdi Ersin ve Erdi de gerilerden geldi. Bana hele ceza yayının içinde. Adnan geride kaldı. Fatih de geride. Ceza yayının biraz gerisinde Caner'i görüyorum. Çok kalabalık ve hareketli ceza sahası. Kaleci dikkatli kalesinde Fatih. İşaret şimdi veriliyor. Orta ön direğe doğru Göksu. Adnan. Adnan ayağından açtı Fatih. Ayak koyan Cevrin. Osman iç diske girmemesi lazım. Tehlikeli bir nokta çünkü ve Ofedo topu kaptı. Ofedo'nun ortası isabetli bir yere değil. Atak sürüyor Gökhan. Erdi hemen arkasında Gökhan. Erdi dokundu taç. Göksu taç atışını kullanacak karşı yaka. 1-0 öne geçti 50. dakikada Banahene'nin attığı golle. Ardından 58 ve 60'da serbest vuruştan Yusuf 2 gol kaydetti. Banahene pasını verdi. Emrullah pas istiyordu boş alanda ancak alamadı ve şimdi orta alana doğru Fatih. Karşı yaka ata. Şeyhuz koşuyor. Şeyhuz ceza sahasında. Pasını verdi şimdi. Savunmanın müdahalesi yerinde. Adnan sağ kanada bıraktı. Sercan ve taç. Cemil'den çıktı top. Sercan. Onur. Cevrin. Cevrin. Kaptırdı Adnan. Fatih. Şimdi geliyor karşı yaka. Beraberlik arayışları. Gol pozisyonu olabilir. Banahene. Kötü vurdu Banahene. Devam. 70. dakika oynanıyor. Durum 2-1. 1461 Trabzon önde. Ofedo top kaybı Ersin. Emrullah. Göksu. Erdi. Gökhan indirdi topu yere. Pres var. Fatih hemen arkasında Gökhan'ın. Emrullah. Ofedo yükseldi. Erdi ile birlikte Ersin. Onur.
Emrullah. Banahene. Göksu. Taç Karşıyaka'nın. Samsunspor'un Çaykur Rizespor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ankara Gücü 0, Şanlıurfa Spor 0. 71. dakika. Fatih kontrol edemedi ama Osman'la Karşıyaka hata gelişiyor. Fatih. Banahene. Banahene. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Tek top. Onur şimdi. Karşı karşıya. Onur ceza sahasında yerde karar penaltı. Karşıyaka penaltı kazandı. Ceza sahasının içi mi dışı mı diye futbolcularla Özgüç Türkalp tartışıyor. Penaltı noktasını gösterdi. Özgüç Türkalp bir sarı kart Göksu'ya. Göksu sarı kart gördü. Bunu notlarımız arasına alıyoruz. 72. dakika başladı. Sarı kartın dakikası 71. pozisyonu. Tekrar izliyoruz. Tartışılabilecek bir pozisyon ve kendinden emin bir şekilde Özgüç Türkalp beyaz noktayı gösterdi. Penaltı kullanacak Karşıyaka adına beraberlik şansı. 1461 Trabzon 2-1 önde. Bakın bu açığı net bir fikir veriyor. İçeride mi dışarıda mı tartışmalarını o görüntü herhalde son noktayı koydu sevgili seyirciler ve Karşıyaka. Şimdi Banahene ile penaltı atışını kullanacak. ...72. dakika tamamlanıyor. Dakika 73. Banahene topun gerisinde. Fatih kalesinde dikkatli işaret verildi. Diğer oyuncuların dışarı çıkmasını istedi. Tekrar işaret veriliyor. Banahene geliyor. Kritik bir dakika. Banahene ve gol. Durum 2-2 oldu. Durum 2-2 oldu. Fatih'in itirazları var. 73. dakika. Gol dakikası oldu. Fatih de bir sarı kart gördü itirazlarından dolayı. Durum 2-2. Karşıyaka önce öne geçti, ardından Yusuf'un iki golü. Ama futbol adına son derece şık goller attı Yusuf. Birincisinde gerçekten şanssızdı kaleci Necati. Ve 73'te Banahene kendisinin ve takımının ikinci golünü penaltıdan kaydetti. Şimdi son 16 dakika gerçekten çok kritik olacak. İki takım da galibiyet istiyor. Sevgili seyirciler, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Samsunspor Çaykur Rizespor karşısında ikinci golü de buldu. Karşıyaka gol attığında Samsunspor da ilk golü kaydetmişti. İkinci goller de aynı şekilde oldu. Durum 2-0 orada ve 1461 Trabzon hata gelişirken savunma uzaklaştırdı. Şimdi Ofedu ceza sahasında. Ofedu açısını kaybetti. Ofedu kaleye doğru vurmayı düşündü. Out. Devam eden maçlara baktığımızda Samsunspor 2, Çaykur Rizespor 0, Ankara Gücü 0, Şanlıurfa Spor 0 ve burada 1461 Trabzon 2, Karşıyaka 2. 1461 Trabzon hata. Cebrin orta, Erdinen sekmedi. Adnan topu aldı. İki takım da galibiyet istiyor. Karşıyaka hata başlayabilir. Emrullah kesti. Cebrin. Gökhan sağ kanada bıraktı. Göksu, Banahene. Banahene son derece başarılı. Hem hücumda iki gol kaydetti hem de savunmasına yardım ediyor. Sağ kanadı düşündü Banahene. Onur'a gelmedi top. Emrullah. Ersin. Savunmanın arkasına Şehmus hareketli. Sekti. Şehmus. Şehmus topla buluştu. Arkadaşlarının yardımını bekliyor. Ceza sahasına gelen hiçbir karşı yakalı yok. Geriye doğru Banahene.
Şimdi Fatih. Fatih yerleşti rakip yer alana karşı yaka. 76. dakika. Bütün hatlarıyla karşı yaka rakip yer alanda. Şehmuz'a doğru. Mehmet kafayı vurdu. Tekrar Onur'la karşı yaka. Gol arıyor. Sağ kanatta Sercan. İleri çıktı. Sercan orta yaptı, Şehbuz ve top yandan dışarıda. Üçüncü gole çok yaklaştı Karşıyaka. Şehbuz, Mustafa Sevgi'nin yerine oyuna girmişti. Bu arada Yusuf'un koşu yoluna atılan bir top var. Osman'ın müdahalesi yerinde. Yusuf taça dışını kullandı. Gökhan, tekrar Yusuf. Gökhan. Emrullah topu aldı. Şimdi karşı yaka hata başlıyor. Onur. Onur, ara pası. Banahene hareketlenmedi. Banahene hareketlenmedi. Fatih. Durum 2-2. Mustafa Tiryaki. Taç karşı yakanın. Son 15 dakikanın içindeyiz sevgili seyirciler. Göksu taç atışını kullandı. Fatih araya giriyor. Banahene. Sağ kanatta Onur bomboş. Adnan şimdi onu düşürecek. Uzun bir top. Onur hareketli. Kadir hareketli. Sekti top. Onur topu aldı. Yardımına Caner geliyor. Şimdi Caner. Sercan. Ona doğru bir pas. Ancak Cebrin kaç. Sercan taç atışını kullanacak olan karşı yakalı futbolcu. 78. dakika. Onur'a doğru tek top Sercan. Şimdi Caner. Hatalı bir pas. Bir Trabzon hata başlıyor. Ofedo topu aldı. Adnan'dan sıyrıldı. Bir faul var. Adnan sarı kart gördü. Ben bir şey yapmadım diyor Adnan. Daha önce sarı kartı var mı diye baktım. Hayır yok. Çünkü bir hayli sarı kart çıktı bu karşılaşmada. Şu ana kadar 8 sarı kart. 77. dakika. Tamamlanırken 78 olarak biz kaydettik bu sarı kartı. 78. dakikada Adnan sarı kart gördü. Şimdi serbest vuruş. Hazırlıkları 1461 Trabzon'da. Onur'a biraz daha geriye gelmesini söyledi Özgüç Türkalp. Atışı yapın diyor, işaretini verdi. Mustafa Akbaş. Şimdi ona doğru, ceza sahasındaydı Mustafa Akbaş. Elini kaldırıp top istemişti ama karşı yaka hata. Caner şimdi. Kadir Betaç. 80. dakikaya gireceğiz birazdan. Son 10 dakikalık bölüm başlayacak. Taç atışı kullanıldı. Gökhan. Mehmet. Pres var. Fatih. Uzun gönderdi Fatih. Mustafa Tiryaki orada. Ersin iyi yükseldi. Mustafa Tiryaki tekrar Ersin. Bugün başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti Ersin. Ve Caner topu aldı. Emrullah'tan kurtarıyor. Banahene. Sol tarafa açılan top. Trabzon adına, 1461 Trabzon adına da. Yusuf. Fatih. Banahene. Şimdi Şehmuz koşuyor. Mustafa Akbaş. Kaleci Fatih. Hava soğudu Akçabat'ta. Erdi. Hava toplarında başarılı bugün Karşıyaka savunması ama iki serbest vuruştan iki gol. Direkt kale alanına gönderilen iki top hem savunmayı hem kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti. Özellikle ilk golde Necati'nin göğsüne çarpan top ağlarla kucaklaştı. Yusuf
Her ikisinde de topun gerisindeydi. Onur şimdi tekrar top kendisinde. Onur, Cebrin savunmaya yardıma geldi. Dakika 81. Uzun bir vuruş var Kadir'den. Sekmedi, erdi. Ofedu topu aldı. 1461 Trabzon hata. Erdi. Erdi. Korner kararı var. İtirazlar Özgüç Türkalp'e. Gökhan kullanacak korner atışını. Necati kalesinde dikkatli. Gerilerden yine Mehmet geldi. Mustafa Akbaş ceza sahasında. Mustafa Tiryaki uzun boylu bir oyuncu. Adnan Yusuf'u kontrol ediyor. İşaret verildi. Orta arka direğe doğru Necati son anda parmaklarının ucuyla atak sürüyor. Mehmet orta pozisyonu aradı. Orta içeriye kafa vuruşu ve topu alana gitti. Durum 3-2 oluyor. Yine Yusuf. Durum 3-2. Yusuf'un kafa golü karşılaşmada 82. dakika. Trabzon tribünleri. Mehmet'in ortası kale alanı önünde bomboş kaldı bir anda. Bir başka açı işte, bakın. Yusuf ve topu alarda. Şimdi uzun bir vuruş. Yeniden beraberlik arayışı. Osman, şimdi Fatih orta alanda. Adnan topu aldı. Sağda Onur var. Adnan direkt ceza sahasına doğru. Mehmet. Cebrin. Taban müdahalesi. En direkt serbest vuruş. Onur görüntüde. 3-2 önde. Tam 5 gol var sevgili seyirciler. 3'ü 1461 Trabzon adına Yusuf'tan. Şimdi Osman riske girmedi. Arkasında Yusuf vardı. Sağ kanattan korner atışı kullanacak. 1461 Trabzon. Evet, oyuncu değişikliği karşıya kadar gerçekleşti. Onur oyundan alındı. Korner atışı kullanılıyor. Karşıyaka'da İbrahim Şahin oyunda. Son oyuncu değişikliğini yaptı Cihat Arslan. Durum 3-2. Dakikalar ilerliyor. Son 5 dakika. Normal süre olarak. Serbest vuruş hazırlıkları. Pozisyon bu. Mustafa Tiryaki yerde kaldı. Bu pozisyonda. Sıfır sıfır biten ilk yarının ardından şu dakikaya kadar ikinci yarıda tam 5 gol. İşaret veriliyor, direkt kaleye doğru gidiyor. Direkten dışarıya çıktı top. Son derece tehlikeli bir serbest vuruş. Ceza kale içinde şu anda Mustafa Akbaş. Bir sakatlık geçiriyor. Ve sağlık ekibi hemen oyun alanına davet edildi.
tedavi için oyun durmuş durumda Mustafa Akbaş. Tedavi görüyor. Durum 3-2. Evet, oyunun başlamasını istiyor Özgüç Türkalp. Skor tabelasından Kurçun Karadeniz'e bir göz attık. Ardından yeniden maçtayız. Göksu, Mustafa Tiryaki sağ kanada, Yusuf hareketliydi. Top taça çıktı. Osman. Bir kez daha taç. Beraberlik arayışları karşı yakada. Taç arayışı kullanıldı. Banahene. Banahene Osman yanında. Pasını verdi Adnan. Adnan geliyor. O da şimdi pasını verdi İbrahim Şahin. Sağ kanattaki boşluğu gördü. Ofedu. Topu aldı. Fatih yanında. Oyun devam ediyor. Fatih tekrar. Caner. Beraberlik arıyor karşı yaka. Mehmet. 5 golde 2 oyuncunun imzası var. 1461 Trabzon'da Yusuf, karşı yakada Banahane ve şimdi Erdi. Bu arada karşı yakada yerde yatan bir oyuncu var. Oyun sürüyor bu arada. Mehmet kafayla karşıladı. Emrullah topu aldığı anda düdüğünü çaldı zaten. Emrullah da dışarıya vurdu topu. Birazdan 1461 Trabzon'da son oyuncu değişikliği yapılacak. Oğulcan saha kenarında şu anda. Oğulcan pozisyonu izliyoruz. İşte bakın burada. Yerde kalmıştı karşı yakalı futbolcu. Cebrin oyundan alınıyor. Oğulcan oyuna giriyor. Cebrin 32. dakikada bir sarı kartı vardı. Biraz ağır hareketler Cebrin'de. 3-2 önde 1461 Trabzon Karşıyaka karşısında. Gol perdesini Karşıyaka açmıştı 50. dakikada, 1-0 öne geçti. Ardından 58-60'da Yusuf 2 serbest vuruştan 2 gol kaydetti. Ve durum 2-1 olduktan sonra penaltıdan durumu 2-2'ye getirdi. Banahene kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti ama Yusuf yine 82. dakikada sahneye çıktı. Şu anki skoru getirdi. Mehmet kafayla karşılıyor. Serkan. Mustafa Tiryaki. Ofedu hareketli. Ofedu tek başına ileride. 5 karşı yakalı ceza sahasına hareketlendi. Ofedu girdi. Açısı dar. Kaleci Necati. Kaleci Necati son derece başarılı. Şehmuz kontrol edemedi. Osman ve Yusuf. Osman. Yusuf'a bir pas oldu bu. Fatih. Yusuf sıyrıldı. Bir orta. Erdi kademede başarılı. Hayır, Erdi değil. Sercan kademede başarılı. Sağ kanattan korner vuruşunu yapacak. 90. dakikada Yusuf. 1461 Trabzon. Yusuf yerden kötü bir pas oldu ve şimdi çıkıyor Fatih'le ama bir serbest vuruş kullandı karşı yaka hemen. Adnan beraberlik arayışları karşı yakada. Caner topu aldı. Caner bindirme yapan sağ kanatta. Sercan var, onu koşuyor ona doğru. Kadir ayak koydu. Ofedu'yu açtı top. Mustafa Tiryaki. Sim başarılı. Bu arada offside bayrağı havada. Maçın sonuna 3 dakikalık bir süre ekleniyor ve o süre başladı. Beraberlik arayışları karşı yakada. Oğulcan. Sağ kanatta Sercan bıraktı. Taç karşı yakanın. 1461 Trabzon 3-2 önde.
Şık hareketler. Orta ceza sahasına doğru. Şehmuz. Emrullah'a bir yerde karar faul. Serbest vuruş kullanacak 1461 Trabzon. İşte faul pozisyonu bu. Biraz daha çabuk hareket etmesi gerektiğini işaret etti Özgüç Türkalp Fatih'e. Diğer maçlara baktığımızda Samsunspor 2, Çaykur Rizespor 0, Ankara Gücü 0, Şanlıurfa Spor 0. İlk yarı tamamlanmak üzere Samsun'da, Ankara'da da 90. dakika oynanıyor. Ve burada duraklama bölümleri, ikinci duraklama dakikası içindeyiz. Serbest vuruş kullanıyor Osman'la karşı yaka. Konuk takım ceza sahasına doğru. Fatih çıktı ve topu aldı. Ofedu'ya doğru uzun bir top. Osman, onun sırtına çarpan top ve Ofedu'nun yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor Özgüç Türkalp. Oyun hemen başladı. Fatih'in pası sağ kanada. Sercan. İkinci duraklama dakikasında son saniyeler. Karşıya kata. Fatih. Havalandırıyor ceza sahasına doğru Fatih. 1461 Trabzonlu Fatih ve sağ kanatta Yusuf şimdi. Dakikası içindeyiz. 3-2 önde 1461 Trabzon. Ofedu offside'da olduğunu bildiği için hareketlenmedi. Son bir atak şansı olabilir. Uzun bir top şimdi. Banahene ceza yayına doğru havalandırdı. Emrullah. Emrullah. Ofedu. Ofedu. Bire bir kaldı, geçti ve şimdi 3'e 1 yakaladı 1461 Trabzon. Ofedu. 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 Son anda savunmanın müdahalesi. Gerçekten başarılı. Bu arada Gökhan'la Ofedu tartışıyor. Evet, gerginlik bitti ve son bir atak şansı olabilir. Orta ceza sahasına Fatih sekti kaleciden. Savunma uzaklaştırıyor ve Özgüç Türkalp son düdüğü çaldı, maçı bitirdi. Evet, maçın sonucu 1461 Trabzon 3, Karşıyaka 2. Sevgili seyirciler, gerçekten nefes kesen bir mücadeleydi. Özellikle ikinci yarı, ki ikinci yarıda 5 gol. Bu 5 golde iki oyuncunun imzası vardı. Karşıyaka adına Banahene, 1461 Trabzon adına da Yusuf'un imzaları vardı. Ve gerçekten ikinci yarı ilk yarıya oranla çok daha zevkli, heyecanlı, çekişmeli oldu. Ve 5 gol, 3-2 kazanan 1461 Trabzon. Evet, sizlerden ayrılıyoruz ama yayınımız röportajlarla devam edecek. Gerçekten maç sonrasında teknik adamların ve futbolcuların yaptığı açıklamalar son derece önemli. Bakalım arkadaşımız Fatih Doğan'a teknik adamlar ve futbolcular neler söyleyecek. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ancak yayınımız röportajlarla devam edecek. Bir kez daha tekrar edelim. Maçın sonucu 1461 Trabzon 3, Karşıyaka 2.
Karşıyaka teknik direktörü Cihat Aslan var yanımızda. Hocam maçın değerlendirmesini yapacak olursanız neler söylersiniz? 50. dakikaya kadar gol yoktu. 50. dakikadan sonra karşılıklı goller 3-2. Tabii yani ilk yarı genelde Trabzon 1461'in daha organize olduğunu gördük. Yani daha iyi, bize daha fazla yüklendiler. Gol yapacak pozisyonları da vardı, olmamıştı ama devre arası işte biz de oyuncularla görüştüğümüzde, yani kendimizi analiz ettiğimizde daha fazla hücum yapabilecek pozisyona geçmemiz gerektiğini düşündük. O sıra 1-0 yakaladık ama işte bazı şeylere önlem alamıyorsunuz. Yani o günün kötü şartları, yani fiziksel veya zihinsel değil, yani topun sizi bir türlü kabullenmemesi diyelim. İki tane çok kötü gol yedik. Yani bize yakışmayan gol yedik. Yani bu suçlama için değil, sadece pozisyon gereği iki tane çok kötü gol yiyince biraz dengemiz bozuldu. Ondan sonra yine hücum aksiyonları gerçekleştirdik. İşte 2-2'yi yakaladık. Ondan sonra maçı en kötü ya berabere bitireceksin, takımının kazanması lazım. Ama üçüncü golü de ben azmedemiyorum. Yani çok kötü bir gol yedik. Yani normal şartlarda bu ligde, bu seviyede bu şekilde bir gol yemememiz gerekiyordu. Yani bazen bu kötü günün devamı diyelim. İyi mücadele etti. Bence bu maçın atmosferine yakışan bir mücadele oldu. 5 gol oldu ama kaybettiğimiz için üzgünüm. İnşallah bu sadece bugünlük bir kötü günümüz olur. Yani defansif paylaşımda maalesef hata yaptık bugün. Gelecek haftalarda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Karşıyaka sporlu futbolcularla röportajlarımız devam edecek. Evet, maçın yıldızı Yusuf yanımızda. Yusuf, 90 dakikayı değerlendirecek olursan neler söylersin? Karşıyaka bayağı zorladı. Üst seviyede bir mücadele vardı maçta da ama galip gelmesini bildiniz. Öncelikle Karşıyaka Spor'u da kutluyorum. Mükemmel mücadele oldu. Yani biz iki haftada mağlup geliyorduk ama
yine çok iyi mücadele ediyorduk. Talihsiz goller yemiştik 2 haftadır. Bugün şans bizden yanaydı bu sefer. İyi oynadık. Golleri de bulduk. Buradan hastanede olan bir kardeşim var. Küçük bir kardeşim. Onu ziyarete gitmiştik. Onun duaları da çok bize buradan Allah razı olsun diyorum. İnşallah ameliyatı da var. İnşallah güzel haberlerini bekliyoruz. Takım arkadaşımı yürekten kutluyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda aynı seviyede mücadele 3 puanla dönmek istiyoruz her maçta. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, 1461 Trabzon takımından Göksu var yanımızda. Göksu 3-2'lik bir skor. 50. dakikada bir Banane'nin golüyle öne geçtiler ama skoru korumayı başaramadı Karşıyaka. Neler söylemek istersin? Öncelikle 2 haftadır kötü giden bir durum içerisindeyiz. Bugün tekrar özgüvenimizi yakalamamız açısından bu maç bizim için çok önemliydi. Mağlup duruma düştük ama bunu çevirmesini bildik çünkü biz de geçen hafta galip durumdayken mağlup duruma düşmüştük. Bugün elimizden geleni yaptık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum verdiği mücadeleden dolayı. Bizim hedefimiz olmayabilir. Süper Lig'e çıkamayabilir veya playoff oynamayabiliriz ama biz kendimiz için, takım için en iyi yerlerde bu ligi bitirmek istiyoruz. Umarım bunun devamı gelir. Haftaya başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, 1461 Trabzon'dan röportajlarımız devam ediyor. Skoru değerlendirecek olursan 3-2 mücadele de çok üst seviyedeydi. Neler söylemek istersin? Başta çok talihsiz bir gol yedik. Peşinde çok iyi toparlandık ve öne geçtik. Bu zafere ihtiyacımız vardı. 3 puana ihtiyacımız vardı. 2 haftadan beri puansız kapatıyorduk. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum hepsini. Canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hani şampiyonlukta statü gereği bazı sıkıntıları olsa da tabi bu sahada yetenekli genç teknik direktörünün verdiği bir felsefesi olan bir takım. İyi mücadele ettiler. İlk yarı bizden daha iyi organize olmuşlardı. Sadece gol bulamadılar o durumda. Sonra ikinci yarı biz onların yapmış olduğu hatadan dolayı öne geçtik. Yani o öne geçmeyi başardık ama çok kötü iki tane arka arkaya gol yiyin. Evet, Karşıyaka'dan İbrahim var yanımızda. İbrahim 50. dakikada öne geçmeyi bildiniz ama skoru koruyamadınız. Ev sahibi 1461 Trabzon 3-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Değerlendirmesini yapacak olursan neler söylemek istersin? Dediğiniz gibi bugün gerçekten hani iki takım da iyi mücadele etti. Çok gitgelleri olan bir maçtı. Onlar da kazanabildi, biz de kazanabildik. Ya golü iyi bir dakikada gol atmamıza rağmen çok bugün talihsiz goller yedik yani. Bugün tamam, futbolun şansı bizim yanımızda değildi yani. O yüzden kaybettik bugün. Ama mücadele olarak yani kaybedecek bir futbol oynamadık. Hatta kazanabilirdik. Yani en iyi ihtimalle buradan beraber ayrılmak istiyorduk yani beraber. Evet, futbol zevki yüksek bir maç izledik biz de. Tabii canım, zemin televizyondan bilmiyorum nasıl göründü ama zemin içeriden çok kötü bir zemindi. Ama iki takım da iyi niyetle mücadele etti. Kıran kırana mücadele oldu. Evet. Dediğim gibi futbolun şansı bugün bizim yanımızda olsaydı 3 puanı biz almıştık. Fakat bugün bizim yanımızda değildi. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim hocam. İyi yolculuklar. Sağ olun. Evet. Osman, 90 dakikanın değerlendirmesini alacak olursak sen neler söylemek istersin? Skoru koruyamadınız. Ya tabii biz bu maça iyi hazırlanmıştık. Buradan puan veya puanlar aldığımızda bizi nelerin beklediğini çok iyi biliyorduk. Ama neticede mağlup olduk 3-2. Ama maça gelince bugün açıkçası futbol şansı bizim yanımızda değildi. Öne geçtik, çok talihsiz goller yedik. Tabii bunu artık geride bırakmamız gerekiyor. İki takımı da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Zemin biraz kötüydü tabii. Bu bizi futbolumuzu biraz olumsuz yönde etkiledi diyebilirim. Ama artık bu maçı geride bırakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gelecek haftaya başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bugün gerçekten öncelikle iki takım da iyi mücadele etti. Zemin çok kötüydü. Fakat iki takım da iyi niyetle elinden geleni yapmaya çalıştı. Çok iyi bir dakikada gol atmamıza rağmen çok talihsiz goller yedik bugün. Bugün tamamen şöyle değerlendirmek istiyorum. Futbolun şansı bizim yanımızda değildi. Futbolun şansı yanımızda olsaydı çok rahat bir 3 puan alabilirdik buradan. Fakat dediğim gibi şans bizden yana değildi bugün. Tamamen yani kazanmak için her şeyi yaptı sahada bulunan herkes. Fakat olmadı. Teşekkürler. Evet.
Bu maça çok iyi hazırlanmıştık hafta içerisinde. Musa abi yanımızda. Neler söylemek istersin? 3-2'lik bir skor, iyi mücadele ettiniz. Rakip 1461 Trabzon'un da atakları vardı. Banhane'nin 2 tane golü vardı. Evet, öncelikle aslında maça iyi başladık. Kafadan değil ama sonra takım açıldı. Öne de geçtik. Değerlendiremedik. Yenseydik çok iyi olacaktı. Oyun stiliniz birbirine çok benziyor aslında. Ya ortada bir maçtı dediğim gibi. Öne geçtik, kazanabilirdik. Olmadı. Artık önümüzde Antep maçı var. O maçı bekleyeceğiz. İnşallah o maçı yenip yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben gelecek haftalarda başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birazdan 1461 Trabzon Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yanımızda olacak. Evet, Sayın Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle tebrik ediyorum. 3-2'lik skor. 50. dakikaya kadar herhangi bir gol sesi çıkmadı. Daha sonra bana hani bir gol attı ama skoru kendi lehlerinde korumayı başaramadılar. Galip gelmeyi bildiniz. Nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? Şimdi, tabii 2 haftadan beri bana göre iyi oyun oynayıp hani her zaman söylerim. Futbolun %30'u kısmet, %70'i gayrettir diye. Biz 2 haftadan beri ilk yarı iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gol atabileceğimiz pozisyonlar fazla olmasa da girdiğimiz 2-3 pozisyonu gol yapabilirdik. İkinci yarı biraz da bugün şans golleri diyelim. Biraz da şans gollerinin bizim yanımızda olması ikinci yarı maçı bize getirdi. İhtiyacımız vardı bir iki haftalık bir kayıptan sonra kendi evimizde bu maçla tekrar dirilişe geçmemiz gerekiyordu. O da oldu. Sanıyorum bundan sonraki süreç daha da farklı olacak. Çünkü ligin boyu kısalıyor. Bundan sonra her alınan puan altın değerinde bir şey yaratacak, enerji yaratacak. Bunu kullanmak istiyoruz. İnşallah kullanırız. Ben teşekkür ederim. Röportajlarımız burada bitiyor. Basın toplantısı devam edecek. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, bir fotoğraf çekelim. Tamam, bir dakika. Buyurun hocam, genel bir değerlendirme. Evet. Gam karanlığı gidince nedamet de gider. Gündüz gelince gecenin sözü biter. Bugün biz 2 haftalık karanlık bir günden bugün aydınlığa çıktığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bugün gündüz geldi, gecenin sözü bitti. İlk yarı ve ikinci yarı bana göre farklı olmasına rağmen iyi bir müsabaka oynadığımızı düşünüyorum. Elimize geçen fırsatları çok iyi değerlendiremedik. Belki bazı fırsatlar vardı ancak maçın başından sonuna kadar 5x5 bir anlayışla oynayacak olan arkadaşlarım bunu sahaya yansıttılar. Bu açıdan maçı ele aldığımızda çok fazla oyuncu kaybıyla ilgili söylenen spekülasyonların da önüne geçilmiş oldu. Biz bir takımız. Takımın eksiği olmaz. Dolayısıyla bir eksiğin yerine diğeri tamamlayabilir. Bunu bu müsabakada da göstermiş olmaları nedeniyle oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Bundan sonraki süreç bence daha zorlaşacak. Çünkü ligin boyu kısaldı ve puanlar artık altın değerinde olmaya başladı. Umarım bu süreci iyi kullanır. Sonunda gülen taraf olarak ligi bitirmiş oluruz. Sorusu olan var mı? Yok. İyi günler. İyi çalışmalar. Evet Gökhan. Hazır mıyız arkadaşlar? Orhan Çavuşoğlu. Hazır mıyız? Evet Gökhan, genel bir değerlendirme alalım. Çok iyi mücadele ettik. Talihsiz bir gol yedik. Ve bunun peşinde çok çabuk toparlanıp öne geçtik. Ve bu 3 puanı aldık. Bu zaferi takım olarak ihtiyacımız vardı. Tüm takım arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan? Yok abi, maçın son dakikasında o Feyyada ile bir tartışma yaşadım. Nedeni neydi? Nedeni bana pas atmamasıydı. Bana pas atsaydı boş kaleye gol atacaktım ve maç biteceğiydi orada. Dönüşünde bir pozisyon oldu. O gol olabilirdi ve 90 dakika emeğimize yazık da olabilirdi yani. O yüzden bir tepki gösterdim orada ona. Maç sonrası sıkıntı olmadı. Hemen barıştık yani. Ben teşekkür ederim. Evet Yusuf, devam et.
Öncelikle hafta başından beri inanılmaz çalıştık bu maç için. İki haftadır kötü skorlar alıyorduk. Hak etmediğim skorlar aldığımızı düşünüyorum iki haftadır. Bu haftaya da mutlak 3 puan parolasıyla çıktık. Emeğimizi aldığımız için de mutluyuz ayrıca. Hocamızın dediği gibi 5x5 hedefimiz vardı. Herkes 5 kişilik oynayacak bir maç. Öyle oynadığımızı da düşünüyorum. Arkadaşlarım önce ayaklarını sonra yüreklerine sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Öncelikle gol attığım için de goller attığım için de çok teşekkür ediyorum Allah'ıma, yüce Rabbime. Bir arkadaşımız bugün hastanede ameliyat olacak. Onu ziyarete gitmiştik. O da çok büyük duaları vardı bize. Onun da biraz nasibini aldım diyorum bugün. Teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda aynı performansı sürdürmek istiyoruz. Soru. Yabancı çektim, çok görmeye alışkın olduğum bir yer değil herhalde. Ya ben 3. ligde, beni izleyenler vardır Trabzon'da. 3. ligde de ben oynamıştım Maraklıspor'dayken sol bek. Hani bir sıkıntım yok. Önde de arkada oynayabiliyorum. Öyle bir düşüncem yok. Hocam nerede şans verirse orada Süper Lig takımlarının gözdesi şu anda. Sen kendini bu yetenekte görüyor musun? Hedefin nedir bu anlamda? Hedefimiz tabii ki üst düzey futbolcu olmak. Hani Mustafa hocamız bize 2 senede inanılmaz şeyler kattı. Tabii kendimizi yeterli görmüyoruz. Eğer yeterli gördüğümü düşündüğüm an futbolu bırakmam gerektiğini düşünüyorum ben. Her gün kendi üstümüze koymamız gerekiyor. Hani onun için Mustafa hoca ve hocalarımızla birlikte üstümüze düşen en iyisini yapacağız. İnşallah performansımızı en üst seviyeye çıkartıp sezon sonunda inşallah yukarıda Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Teşekkür ederim.